Fanatik'ten herkese merhabalar. Bugün Fanatik Gazetesi editörü Safacan Konuksever'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Atalay. Nasılsın? Gayet iyiyim, seni sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Milli aradayız. Dört büyük kulübün röntgenini çekelim istiyorum abi. Kısa kısa şöyle ikişer üçer soruyla. Önce istersen daha yakın olduğun Trabzonspor'la başlayalım. Tabii. Abdullah Avcı dönemi resmen başladı Trabzonspor'da. Tabii Abdullah Avcı ilk gittikten sonra, ayrıldıktan sonra şöyle yorumlar vardı camiada. Abdullah Hoca yeni sezonda yine takımın başında olacak diye. Ki aslında bu çok da uzak bir teori gibi gözükmüyordu. Çünkü Başkan Ertuğrul Doğan'la inanılmaz yakın ilişkileri vardı hocanın. Çok uzak bir teori değildi. Hakikaten böyle bir durum var mıydı? İki sebebi var bunun. Birincisi tabii ki Sayın Abdullah Avcı ile Sayın Ertuğrul Doğan'ın yakın ilişkisi, yani dostlukları. Evet. Birbirlerini zaten çok seviyorlar ve bunu röportajlarda da ifade etti. Hoca özellikle defalarca şampiyonluktan sonra çok büyük pay verdi. Hatta Ahmet Ağol'un adını bile çok anmadı yani. Minimum seviyede evet. Andı ki bence doğru değildi. Başkanın önce bir hakkını teslim edersin. Tabii ki işte Ertuğrul Dağ'ın emekleri zaten ortada. As başkanlığı sürecinde maddi manevi. Neyse onlar eskide kaldı ama tabii bir de şu var. Orhan Ak tercih aslında bunu söyletti. Orhan Ak'la devam etmesi Ertuğrul Doğan'ın acaba sezon sonunda, daha doğrusu sezon başlarken Abdullah Avcı geri mi dönecek? Biraz dinlensin diye mi bu ara verildi? Orhan Hoca ile bu geçiş sürecini yapmayı düşündü. Yani bu karar aslında biraz da bu zemini hazırladı. Fakat işin şöyle bir boyutu var. Sezon bitti. Abdullah Hoca yeni bir maceraya yelken açmak istiyordu. Fenerbahçe ile görüştü. Olmadı. Hatta bayağı ciddi bir zeminde görüşüldü. İsmail Kartal öncesinde Evet, görüştü. Olmadı. Hatta sunumlar falan yapıldı benim bildiğim. Milli takımla yine teması oldu Abdullah Hoca'nın. Oradaki tabii ki adaylardan biriydi Kuntz'un sallandığı dönemde. Ve hatta hoca, Abdullah Hoca çok inanıyordu milli takımın başına geçeceğine, ikinci milli takım dönemi başlayacağına. O da son anda olmadı. Devamında işte Süper Lig'de tabii hoca kıyımı erken başlamıştı. Gaziantep Futbol Kulübü, Samsun Spor, Başakşehir, bunların hepsinde Abdullah Hoca yine adaylardan biriydi. Yani daha doğrusu teklif almıştı ama bu kez de Abdullah Hoca tabii sıcak bakmadı, istemedi. Gelinen mevcut durumda da Bielisa ayrılığı sonrası Abdullah Hoca tabii ki doğal olarak Ertuğrul Doğan'ın ilk tercihiydi. Beklenen de oydu. Ve Abdullah Avcı'nın da aslında gidebileceği en makul, en mantıklı yerde Trabzonspor gözüküyordu. Ve bu birliktelik yeniden gerçekleşti. Yaklaşık 7 ay sonra gerçekleşmiş oldu. O zaman herhalde şunu diyebiliriz yani. Trabzonspor Abdullah Avcı için aslında birinci tercih değildi ilk etapta. Çünkü ya onu diyemeyiz. Çünkü neden diyemeyiz? O zaman çünkü Trabzonspor'un hocası vardı başında. Doğru. Yani ayrılık resmi vardı. Ayrılık olmamıştı. Hani Bielisa döneminin bu kadar kısa süreceğini kimse öngörmüyordu. Bielisa'nın geçen sezondan hayal ettirdikleri ya da neler vaat ederek geldiğini iyi hatırlamak lazım. Ki Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da söylüyordu. 10 dakikada ikna oldum bizim hocamız bu diye. Çünkü mücadele gibi oyun ortaya koyar, yarıştırır, geliştirir. Aynı zamanda tribünle ilişkisi iyi. Çok ciddi bir güven duyarak aslında Bielisa'yı getirdi. Düşündüğü gibi olmadı. Burada hocanın aslında ana sebep, yani Bielisa'nın arkasında durulacak bir done vermemesi etkiliydi. Bununla birlikte tabii sezon başında, daha doğrusu transfer sezonun başında doğru bir transfer süreci geçirmedi Trabzonspor. Eylül'e bıraktığı için transferleri, kadro geç oluşturulduğu için, kilit transferler geç yapıldığı için burada tabii hocanın bir dezavantajı oldu. Onu söylemek lazım. Ama transferler geldikten sonra da Bielisa önemli bir done vermedi bize. Maçların hiçbir bölümünde ya biz hakikaten iyi oynayacağız. Bakın şu 5 dakikalık 10 dakikalık kesit zaten bunu gösteriyor diye bize bir şey sunmadı Bielisa. Yönetim de doğal olarak hocayla olmayacağını anladı. Tabii. Özellikle inatlarından vazgeçmemesi, maç sonundaki kötü oyunu iyi oyunmuş gibi anlatmaya çalışması olmayacağını gösterdi. Ve yönetim de bir hoca değişikliğine gitti. Abdullah Avcı ayrılırken son açıklamalarında şöyle bir şey söylemişti. Oyunu değiştirdik, oyuncuyu değiştirdik, formasyonu değiştirdik ancak yine de düzelmedi. Abdullah Hoca 7 ay sürede dinlendi. Muhtemelen dışarıdan bir göz olarak takıma baktı. Bu süreçte Trabzonspor nasıl fabrika ayarlarına dönecek? Nasıl o şampiyon kimliğini, ruhunu yeniden kazanacak? Şunu söylemek lazım. Abdullah Hoca geldikten sonra Trabzonspor'da çok temel noktalar üzerinden giderek direkt bunun karşılığını da aldı. Takım savunması dedi, evet. Kırılgan yapı dedi, evet. Demoralize olan bir oyuncu grubu var dedi. Bunların hepsini düzeltti ve sabır vurgusu da yaparak o sezon zaten çok iyi de bir kadrosu yoktu elinde. Sezonu olabildiği noktada tamamladı. Sonrasında müthiş bir yönetim hoca birlikteliği, erken yapılan transferler,
müthiş bir sezon başı planlaması, kadronun önemli bölümünü oluşturmak, lige çok iyi bir giriş. Oyuncu gücü üst seviyedeydi. Oyun gücü de vardı hatta ligin ilk yarısında şampiyon olunan sezonda. İkinci yarıda tabii ki bu kadar iyi gittikten sonra zaman zaman kırılmalar her takım yaşayabilir. Ama devre arasında bahislerin kapatıldığı bir şampiyonluk yaşadı Trabzonspor. Sonrasında aslında hikaye başladı. Sonrasında yanılgıya düşüldü. Şurada yanılgıya düşüldü. Abdullah Hoca Türk futbolundan alacağını tahsil etmiş olmanın kibirine kapıldı bana kalırsa biraz. Yani bu sağ kenarında biraz belli oluyordu aslında. Yani hoca ben ne yapsam olur. Benim oyun gücüm var. Ben bu oyunu her oyuncuyla oynarım. Ama olmuyor. Fikrine kapıldı, olmadı. Yani şampiyon takımda bu kadar değişiklik olmaması lazımdı. Yapıldı ve olmadı. Oyuncu gücü Trabzonspor'un şampiyonluğunda çok kilit bir nokta. Oyuncu gücünden kastım şu: Uğurcan, Hamşik, Vakayeme. İlk 9-10 haftalık performans, Bakasetas, Cornelius, ikinci yarıda Viska geldikten sonra kazandırdığı 3-4 maç. Evet, Trabzonspor'un ilk yarıda bir oyun gücü vardı ama oyuncu gücü daha ağır basıyordu. Dolayısıyla buradan oyuncu gücüne çıktığınızda siz yeni bir grupla yeniden bir meydan okumaya başladığınızda biraz da kibire kapılırsanız, ya ben bu işi her şekilde hallederim, halledemeyebiliyorsunuz. Halledemediniz. Halledemediniz. Ve ayrılık geldi sonunda. Kadro yapılanmasına değinince abi buradan aslında biraz Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Tabii. Beşiktaş'ta çünkü geçen sezon aslında oturmuş bir kadrosu vardı. Galatasaray'la Fenerbahçe fazla transfer yaptı. Daha yeni bir takım kurdu. Beşiktaş o nedenle bu sezonun Şenol Güneş'le birlikte şampiyonluk adayıydı. Ama evet, gelinen noktada ilk 8 haftada Beşiktaş büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Transferler konusunda camia çok eleştiriliyor. Yönetim çok eleştiriliyor. Camia eleştiriyor. Beşiktaş'ın bu sürecini nasıl değerlendirirsin? Beşiktaş tamamen kendi yaptı, kendi buldu desek doğru olur. Doğru. Yani geçen sezon sonunu senin de söylediğin gibi iyi hatırlayalım. Temel taşları oturmuş bir takım. İşte orta sahası belli. Getson, evet, Hacı Ahmetoviç, Salih, Abubakar müthiş bir performans gösteriyor. Cenk'in var. Gezal'ın muhtemelen toparlayacak. Evet. Savunmada beklerin belli. İşte Rozier, Muleka, Masuaku, Onur Bulut var. Stoper'in Koli var. Beşiktaş'ın yapması gereken şey çok basitti Atalay. Bir tane çok net bir kanat, bir tane skorer bir orta saha 10 numara ve çok iyi bir stoper. Bu 3 tane nokta atışı transferi 11'e yaptığı takdirde devamında arkasında sen rekabet yaratabilecek 2-3 tane de oyuncu alsan yürüyüp giderdin zaten. Bak, neden yürüyüp gidebilirdin? Sadece saydığın yerler abi, net isimler alınmadı. Aynen sadece öyle. Saydığın yerler. Aynen. Mesela yani gittin Raşitsa'yı aldın. Evet. Raşitsa kötü bir oyuncu mu? Değil. Ama Raşitsa iyi işleyen bir sistemin önemli bir parçası olabilir. Gidip de bir sahaçı lideri değil Raşitsa. Evet. Seni sırtlayıp götüremez. Öyle bir oyuncu değil. Sen 5 milyon euro küsür bonservis verdin. Bahtiyar'a 4.5 seviyesinde, evet, bonservis verdin. Onana'ya 4 yine küsür, yani 4 küsür bonservis, evet, verdin. 3 tane 15 milyon euroluk bir maliyet. 3 oyuncunun maliyeti 15 milyon. Sen bunun yerine bir 10 numara gerçekten lider karakterli bir kanat ve iyi bir stoper alsaydın zaten muhtemelen şu anda yönetim de duruyordu, hoca da duruyordu Beşiktaş'ta. Ama tabii ki işte Galatasaray Fenerbahçe'nin yaptığı o sükseli transferler ister istemez Beşiktaş taraftarının da etkisi altına aldı. Biz neden yapmıyoruz? Biz neden getirmiyoruz? Aslında Beşiktaş ve Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yapmasa da zaten Beşiktaş'ın yapması gerekenler belliydi. Evet. Beşiktaş kendi yapması gerekenleri yapmadığı için bu noktaya geldi. Aslında baktığımız zaman ezeli rakiplere biraz cevap vermek adına mesela Chamberlain'le Rebic transferini ben biraz ona yoruyorum. Yanlış. Yani bence yanlış transferler. Kesinlikle öyle. Maliyet. Çünkü maliyet bakımından zaten. Önemli bir maliyet. Ne kadar katkı verdi bu iki oyuncu şu ana kadar? Rebic ortalıkta yok. Hiç görmedik. Chamberlain'i görüyoruz. Bir katkısı yok baktığımız soru zaman. Soru işareti bir oyuncu soru ama. Soru işareti kesinlikle. Sakatlık durumu da vardı üstelik. Yani Beşiktaş'ın geçen sezon biterken favorilerden biri, bu sezonda favorilerden biri olması sebebi, evet Galatasaray tabii ki şampiyon ama Galatasaray'ın bazı belirsizlikleri vardı. Icardi kalacak mı? Nelson'a teklifler var. Torreira'yı tutabilecek miyiz? İşte Rashica kiralık oyuncuydu. Alınacak mı? İşte Boya çok iyi performans gösteriyor, gidebilir. Galatasaray'ın işte Icardi'yi tutması, Nelson'u tutması, Torreira'yı tutması başlı başına büyük bir zamanını olay aldı. Orta sahaya Torreira'nın yanına iyi bir oyuncu alması lazım. İyi bir sol bek alması lazım. İşte Raşitsa kalır kalmaz Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. İyi bir kanat alman lazım. Bunların hepsini yaptı Galatasaray. Galatasaray bunların hepsini yaptı. Fenerbahçe sil baştan bir yapılanmaya gitti. Beşiktaş'ın işi rakiplerine göre çok daha azdı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani 3 tane hatta diyelim hatta maksimum 4 tane net 11 transferiyle bu işi Beşiktaş bitirebilirdi. Ama yanlış transferler, yanlış kadro planlaması beraberinde hem hocayı götürdü hem yönetimi götürdü. Şu an Beşiktaş'ta Aralık ayının başında en geç bir kongre süreci olacak.
Hoca o nedenle şu an için geçici olarak Burak Yılmaz olarak ilan edildi, açıklandı. Burak Yılmaz da bir Galatasaray maçına çıkacak. Beşiktaş'ın hoca tercihini nasıl değerlendiriyorsun? Burak Yılmaz'la devam etmesi doğru muydu ve bundan sonraki süreç sence nasıl gelişir abi? Son maçtaki o galibiyetin ardından taraftarın da reaksiyonu, sahip çıkması Burak Yılmaz'a bir anlamda zaten bu geçiş sürecinde Burak Yılmaz'la devam edileceğini biraz gösteriyor. Yani o maçta kötü bir sonuç çıksaydı muhtemelen başka bir tercihe yönelecekti. Trabzonspor'un belki Orhan Ak'la yaşadığı süreci aynen öyle, yaşayacak. Aynen öyle. Şimdi Galatasaray maçına bir kere Burak Yılmaz'a çıkmak, daha doğrusu Burak Yılmaz'ın Galatasaray gibi zorlu bir maça çıkıyor olması, teknik adam apoletiyle büyük bir cesaret göstergesi başlı başına. Kesinlikle. Yani orada çok aksi bir skorla da karşılaştığı, kariyerinin başında belki çok olumsuz bir imaj bir senaryo sıkıntı yaratabilir. Evet. Ama cesur kararlar korkak zaferlerden her zaman iyidir. Yani burada bir cesur bir karar aldı. Evet. Ve aslında Galatasaray maçı esas belirleyici nokta olacak. Yani orada Beşiktaş kazanabilir veya işte puan alabilir, iyi bir oyun ortaya koyabilir tabii de. Büyük maç bu. Tabii. Her şey olabilir. İyi bir sonuç halinde ben Ahmet Nur Çebi'nin de adaylığını resmen açıklayacağını düşünüyorum. Galatasaray maçının senaryosu çok önemli. Hem Ahmet Nur Çebi yönetiminin devamı için, hani başkanlığa tekrar aday olacak mı olmayacak mı kararı için, hem de Burak Yılmaz'ın bu geçiş sürecini daha uzun tutabileceği, tutup tutamayacağını gösterecek bize. Yani Galatasaray maçı aslında hem yönetim için hem Burak Yılmaz için biraz da belirleyici aynen olacak öyle. Yani. Kazanırsa Ahmet Nur Çebi aday olabilir, kazanırsa Burak Yılmaz devam edebilir evet. gibi. Ya da işte bir puanda daha iyi bir oyun ortaya çıkarsa yine devam edebilir Burak Yılmaz. Tabii buradan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum aslında. Fenerbahçe 8'de 8 yaptı. Galatasaray'da 7 galibiyet beraberlik aldı. Evet. İkisi de çok önemli bir performans ortaya koydu. Süper Lig'de zirve yarışı oldukça kıran kırana geçiyor. Bu zirve yarışını nasıl değerlendirirsin abi? Sükseli transferler, o kadar ciddi paralar harcadı ki Galatasaray ve Fenerbahçe. Yani ligin standartının çok üstünde. Evet. Kadrolar kuruldu. Çok makas açıldı alt tarafla. Yani bu gelirlerle de alakalı. Fenerbahçe oyuncu satışından çok ciddi gelir elde etti. Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi geliri, sponsorluk, çok ciddi rakamlar ve çok ciddi harcamalar. Performans da aynı şekilde sahada devam ediyor. Muhtemelen lig sonunda biz şampiyonun 90 puanları bulduğu bir sezonu yaşayacağız. Yani gidişat onu gösteriyor. Doğru. Kafa kafaya gideceklermiş gibi. Yani matematiğin el verdiği noktada net konuşmak çok doğru değil elbette. Her şey olabilir ama hani şimdilik gidişat bize bunu söyletiyor. Ama şu da bir gerçek. Fenerbahçe transferde Eylül ayında veya işte son periyotta yaptığı transferlerden direkt katkı alarak Galatasaray'ın biraz önüne geçti. Doğru. İşte Fred'den katkı aldı. Cengiz Ünder sakatlanana kadar Cengiz'den verim aldı. Galatasaray'da işte Endombele, Ziyech bununla birlikte işte Zaha transferi. Ya henüz tam böyle topa giremedi bu oyuncular. Zaha biraz daha yeni yavaş yavaş girdi ama Ziyech'in işte daha o sakatlık problemini aşamadı. Endombele'nin fiziksel yetersizliği var. Ama buna rağmen yani Fenerbahçe seviyesini yakalamış olmasına rağmen ve Galatasaray'da aslında tam potansiyeline ya da tam seviyesine ulaşamamasına rağmen uçan kaçan Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde. Dolayısıyla bu milli aradan sonra Galatasaray daha başka bir ritim yakalayabilir. Hı hı. Veya işte Kasım'daki milli aradan sonra daha başka ritimle yakalayabilir. Ziyech'in topa girmesiyle, Endombele'nin topa girmesiyle, Zaha'nın daha iyi olmasıyla birlikte. Çünkü bu kadronun vaat ettikleri çok daha başkası ki İşte Manchester United maçı buna bir örnek. Buna bir örnek. Ama şunu da söylemek lazım. Yani bu milli aradan sonra Galatasaray'ın hani fikstürüne bakacak olursan çok zor maçları var evet. Fikstür bayağı yoğun ve zor maçlar var. Çok zor. Çok zor bir fikstüre çıkıyor Galatasaray. Herhalde Kasım'daki milli araya kadar sen daha iyi söylersin. Bayern Münih maçları var. İki Bayern Münih maçı, bir Beşiktaş maçı, yenilmeyen Hatay maçı. Hatay maçı, deplasmanda Rize maçı, zor bir deplasman. Bir içeride Kasımpaşa var. Çok zor bir süreçten bahsediyor. Özellikle işte Bayern Münih Beşiktaş maçı 4 günde 2 maç. Evet. Yani iki kırılma maçı belki. Aynen öyle. Hani burayı, gerçi bir şey kaybedilmiyor. Olumsuz sonuçlar tabii ki bir şey kaybedilmiyor ama hani form yakalanmışken burayı iyi geçebilirse Galatasaray o rüzgarla birlikte kesinlikle o dediğimiz o ritim bulma olayını da daha erken yakalayabilir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Evet Fenerbahçe muazzam gidiyor ama Galatasaray'da tam seviyesine ulaşmamasına rağmen bu Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde. Bu iki takımın yarışında köprünün altından çok sular akacak muhtemelen.
Galatasaray'da bir de Nelson krizi patladı. Danimarka milli takımına gidince orada bir röportaj verdi kendisi. İşte United maçında oynamadığım için kızgındım, sözleşme yenilemedim, oynamıyorum çünkü. Bir futbolcu oynamak için İstanbul'da olur gibi cümleleri vardı. Bu kriz Galatasaray'ı nasıl etkiler ve bu kriz nasıl aşılır? Muhtemelen Davinson Sanchez'in transfer edilişinden sonra Nelson'da böyle bir... Psikolojik olarak mental anlamda bir karmaşıklık yaşanmaya başladı. Davinson Sanchez de muazzam oynuyor. Kesinlikle. Şimdi burada Abdülkerim de geçen sezondan bu yana zaten mükemmel gidiyor ki şu üç yerli zorunluluğunda Abdülkerim zaten kesemiyorsun ligde. Mecburen ikisinden birini tercih edeceksin. Davinson da ritmini yakalamış, çok iyi. Stoper bölgesinde sürekli böyle değişimler yapamazsın. Ama Nelson gibi profesyonel bir oyuncunun bu gerçeği görmeyip ya ben oynamıyorum, oynamıyorsam sözleşme uzatmam demesi bana çok profesyonelce gelmedi. Duyguları mantığının önüne geçti. Aynen öyle. Ve aslında burada şu da ortaya çıktı. Değerini bulan oyuncuyu göndereceksin. Kesinlikle. Burada bir planlama hatası var mı? Nelson Sevilla'ya gitmek istiyordu aslında. Rakamlar da aslında rakamlar o kadar da kötü değildi. 20 yani, milyon euro seviyelerinde rakamlar vardı. Galatasaray'ın bir diretişi vardı herhalde. Bu değerini bulmuşken göndereceksin ki Davinson Sanchez gibi bir oyuncu da alıyorsan. Galatasaray muhtemelen dedi ki benim elimde çok iyi üst stoper olsun. Çok normal. Şampiyonlar Ligi'de oynayacağım ben. Hedeflerim büyük, hedeflerim Avrupa. Ama işte o dengeyi bazen sağlayamayabiliyorsunuz. Nelson geçen sezondan beri sürekli oynayan oyuncu. Oynayamadığında birkaç maç, sonradan girdiğinde dağılabiliyor. Tekrar altını çiziyorum. Profesyonelliğin karşılığı değil bu açıklamalar. Ama şu an bir kriz ortamı yaşandığı da gerçek Nelson'la ilgili. Fenerbahçe'ye yine dönecek olursak burada da bir İsmail Kartal artık övgüyü hak ediyor herhalde. Çünkü iki Fenerbahçe döneminde de aslında kötü bir performansı yoktu İsmail Hoca'nın. Ancak istenilen sonuç gelmediği zaman İsmail Hoca her zaman eleştirilerin hedefinde oldu. Geçen sezon Jesus gene İsmail Kartal'ın yerine gelmişti. Jesus'u yerlere göklere sığdıramadık. Sonuç gene Fenerbahçe için değişmedi. Jesus gönderildi. İsmail Hoca yeniden geldi. Bu sefer taraftarın da desteğini aldı. Özellikle bu alınan sonuçların ardından 8'de 8 ligde ve Avrupa'da da aynı şekilde 16'da 16 ile namağlup ilerliyor şu anda Fenerbahçe. Artık kamuoyunun, camianın, yönetimin tüm desteğini almış bir İsmail Kartal var. İsmail Kartal'ı nasıl değerlendirirsin abi? Artık gerçekten büyük takım hocası oldu herhalde. Kesinlikle. İsmail Hoca hak ettiğinden çok daha az övülüyor bana kalırsa. Yani geçen sezon şu dönemleri hatırlayalım. Jesus için biliyorsun profesör, ordinaryus. Evet. Yerlere göklere sığdıramıyorduk. Evet. Jesus işin şov kısmını da çok iyi yapıyordu. Maç bitiyordu, galibiyet oluyordu. Oyuncuyu kolundan tutup tribüne götürüyordu. Gezin diyordu tribünleri. Böyle çok güzel insanın böyle yüreğini okşayan hareketleri vardı Jesus'un. İşin şov kısmını çok iyi biliyordu. İsmail Hoca herhalde bunu yapmıyor diye biraz kaybediyor. İsmail Hoca çoğu sahada yapıyor aslında. Bunu iyi okumak lazım. Ve İsmail Hoca'nın geldiği noktada ligde 8'de 8, Avrupa'da 8'de 8 oyuncuyu kolundan tutup tribüne götürmesine ihtiyacı yok İsmail Kartal'ın. Öyle bir performans ortaya koyuyor ki Fenerbahçe zaten tribün otomatik oyuncuyu çağırıyor. Oyuncu gidiyor zaten. Hatta bir ekleme yapayım. Bu sefer oyuncu İsmail Kartal'ı götürmeye başlıyor tribüne. İrfan Can Eğribay son Kasımpaşa maçında hocayı soyunma odasına giderken aldı. Tribünlerle müthiş de fotoğraflar çıktı, müthiş görüntüler çıktı. Tribünlerle birleştiler aslında. Fenerbahçe'de çok uzun zamandır da görülmeyen bir durum. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe'yi şu dönemde aslında olabilecek en iyi seviyeye getirdi. Bu kadar kısa sürede. Kesinlikle yeni kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz çünkü. Performans veremeyen yerlilerden başta İrfan Can Kahveci aldığı performans. Bir etki aldı şu an. Yani belli ki takım iletişimi çok iyi İsmail Hoca'nın. Rotasyon yapıyor, Avrupa'da 9 oyuncu değiştiriyor, lige dönüyor, tekrar değiştiriyor kadroyu. Maksimum verimi alabiliyor. Saha içi liderleri var evet. Dzeko, Tadic. Evet. Yani ikisini birden mesela maç kopmadığı sürece kolay kolay çıkartmıyor ikisini birden. Yani birini çıkartıyor, birini tutuyor. Ama esas fark yarattığı nokta Fenerbahçe'nin orta sahadalar. Szymański, Fred ve İsmail. Yani Fred ve Szymański o kadar standart üstü bir performans ortaya koyuyor ki Szymański bir 10 numaradan çok yani klasik bir 10 numaradan çok başka bir performans gösteriyor. Evet, hem çok acayip skor üretiyor ama rakibini kovalayıp kendi ceza sahasına kadar da onu takip de ediyor. Fred iki ceza sahası arasında tam box to box oyuncusu ama oyun görüşü de muazzam. Tempoyu ayarlıyor. Evet. Pas akışını ayarlıyor ve bunu yaparken İsmail'in de oyununu geliştiriyor. İsmail'in zaten en büyük şansı bir Fenerbahçe'deki yerli sıkıntısı, iki Fred ve Szymański gibi iki tane mevkisinin çok iyi oyuncusuyla oynaması. Böyle iki oyuncuyla oynadığın zaman otomatik senin performansın da artıyor. Zaten Fred'i idmanda izlesen, yaptıklarının bir kısmını böyle mercek altına alsan, hani basit oynarsın ve ne yapman gerektiğini daha iyi farkına varırsın. Ki vardı da İsmail, milli takımda da son İnanılmaz maç bir performans.
Hırvatistan milli takımının toplamından daha fazla top kazanmış. Hırvatistan milli takımı orta sahası, bahsettiğimiz orta saha Modric, Brozovic. Brozovic, Kovacic falan, evet, orta sahasından bahsediyoruz. Evet. Daha fazla ikili mücadele kazanmış. Üçünün toplamında. Yani müthiş bir gelişim gösteriyor. Ve yani 6 numara Fenerbahçe'de 6 numara transferi çok düşünülüyordu. Olmadı. İsmail'in bir diğer şansı da tabii o 6 numara transferinin gelmemesi ve o şansı önünde bulması kullanması. Ve kullanıyor da. Hakkında vermek lazım. Ama orta sahasıyla özellikle Fenerbahçe fark domine ediyor diyebiliriz. Orada fark yaratıyor. Tabii ki stoper ikilisi mükemmel. Evet. Beklerden iyi performans alıyor. Tabii ki sonuna kadar da böyle kazanma serisi gitmez. Bir yerde takılabilirsin tabii. Ama burada İsmail Hoca'nın hakkını teslim etmek lazım. Burada yabancı bir hoca olsa böyle gidiyor olsaydı. Yine yerlere göklere sığdıramadık. Zorla da eğer böyle performans gösterirse Fenerbahçe göstermeye devam ederse zorla da konuşturur kendinden İsmail Hoca. Konuşturuyor da. Önemli bir başarı. Son olarak da şunu sormak istiyorum Fenerbahçe ile ilgili. Oyuncular performanslarını yukarı çekiyor ve Fenerbahçe uzun süredir aslında sürdürülebilir bir satış politikası izliyor. İşte Elif Elmas, Kim Min-jae, Vedat Muriç gibi isimler her sezon mutlaka Arda Güler yüksek miktarlara oyuncuları pazarlıyorlar. Şimdi baktığımız zaman bu takımda da pazarlanacak birçok oyuncu var. İsmail Yüksek bunun en önemli örneklerinden biri. Ferdi Kadıoğlu, Szymanski bunlar da çok yüksek. Zaten Szymanski ile Ferdi'yi izliyor Napoli başta olmak üzere. Daha kesinlikle. Da izlenirler. Bu sürdürülebilir ekonomi aslında kuruldu Fenerbahçe için. Bunu biraz daha nasıl değerlendirirsin aslında? Ali Koç belki de yani 5 yıllık süre boyunca evet sportif anlamda bir başarı sağlayamadı şu ana kadar ama herhalde işin maddi boyutunda satışlar noktasında Ali Koç hep iyi performans gösterdi. Ama kadro mühendisliği, transferdeki planlamada yanlışlar yapıyordu. Biraz aslında Fenerbahçe'yi, Ali Koç'u doğruya iten Galatasaray'ın transferleri de oldu. Erdem Timur da hatta bir basın toplantısında öyle bir açıklama yapmıştı. Biz bu ligin seviyesini yukarıya çektik. Yani Fenerbahçe aslında doğru yolu göstermiş oldu bir anlamda. Biz böyle gittik, böyle başarılı olduk. Doğru yol aslında bu. Yani doğruyu yapmaya mecbur da kıldı bir anlamda Galatasaray. Bunlar ezeli rekabet. Ezeli İki takım da birbirini yukarı çekiyor kesinlikle. Ebedi dostlar da aynı zamanda. Uygulanmış, sonuç alınmış bir yol haritasından bahsediyoruz. Fenerbahçe de bunu yaptı ve Ali Koç aslında bu başkanlığı sürecindeki en başından bu yana en doğru transfer sezonunu geçirdi. Çok net. Fanatik'te Safacan Konuksever bizimle birlikteydi. Milli araya girmişken ilk 8 haftanın röntgenini çektik. 4 büyükleri konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.